Hasret. Sen nereden bildin burada olduğumu? Cihan aradı. Mola yerindeyiz dedi. Gölü görünce burada olduğunu düşündüm. Sen suyu yaprağı bir arada seversin. Güzel manzara seni mutlu eder. Hem mutlu eder hem ağlatır. Gördüğün gibi. Artık öğrendim. Bu başka. Biliyorum. Anneni görmeye gitmişsiniz değil mi? Hı hı. Görsen. Kocaman bir bina. Masal kahramanının yaşadığı camdan kule gibi. Aramızda aşılmaz dağlar var. Belki aşılır. Aşılamaz. O beni çoktan unutmuş. Hasret. Belki de haksızlık ediyorsun. Onun ne düşündüğünü bilemezsin. Onu dinlemeden karar vermemelisin. Hanımefendiyi görmek için ayağına kadar gitmem gerekti. Ama karşısına çıkarsam Allah belamı versin. Hasret. Pişman olacağın şeyler söyleme. Neden pişman olacakmışım ki? Ha? O beni bıraktı. Beni de bıraktı, babamı da. Ben nasıl oraya gittiğime pişmanım. Hem de çok pişmanım. Anne özlemi çektim. Sonra onun yıldızlardan bile uzak olduğunu anladım. Baksana. Hayatımdaki her şey yerle bir oldu. Buna ben dahil miyim? Bütün kabahat ben. Neye elimi atsam ters köşe. Kimseye hayrım yok. Ne ablama, ne babama, ne de... Kırıklıklarını anlıyorum ama her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Bak, senin önünde önemli bir dönemeç var. Arkanda bıraktıklarını düşünmenin sırası değil. Hala vakit varken gösteriye çıkmalısın. Olmaz. Neden olmaz? Yapamam. Yaparsın. Yapamıyorum, gördün işte. Sesim çıkmıyor orada. Olmuyor. En korktuğum şey senin yüzünü kara çıkarmak. Anlamıyor musun? Sen de beni bırak. Bir an önce gösteriye git. Hem benden daha iyi söyleyecek bir sürü öğrencin var. Zaten aklında biri vardır, onu çıkar gösteriye. Hadi git. Lütfen. Hepsi bu kadar mı? Pes ediyorsun yani, öyle mi? Burada oturup iç çekip derdine mi yanacaksın? Yoksa benim tanıdığım Hasret mi olacaksın? O Hasret silkinip ayağa kalkardı. O sen değil misin? Yaşanacak her şeyi dibine kadar götüren, korkmayan, kavgacı, tırnaklarını hayata geçiren sen değil misin? Ben miyim? Evet. O kadar sensin ki
beni önünde biraz daha yalvartmaya can atıyorsun. Yok. Bu sefer değil.